Vay be yetersiz. Gördün mü koçum? Ha? Alnımın nemiyle kazandım, götürdüm, yatırdım kredinin taksidini ya. O koyu kokarcaya rağmen. Tibet rahiplerinden bile daha huzurluyum şu an. O kadar pozitifim ki. Helal. Sen huzurluysan ben de huzurluyum Cava. Belediye olsam yalnız sana hizmet ederim hacı. Abi. Ne? Zeynep'in sokağı. Ya bırak şimdi gidim yak hacı ya. Hiç çıkamayız şimdi oradan. Abi. Ne? Her şey iyi güzel gider de. Gönül yuvarlanmıyor işte. Gitmiyor koçum. Ya hacı. Zeynep'in bile çıkmıyor mu? Ha? Çıkmıyor mu? Zeynep artık senin eski çıktın ya. Buna alış. Yak bütün fotoğrafları. Peşten sil. Chat'ten engelle. Lan yetersiz. O yaralı yüzle, Bambi yüzlüm değil flört, arkadaşlık dahi edemezler, tamam mı? Sen de gördün mü Ölvi? Bir arabayı değiştirmiş. Ulan bunu göreceğime keşke kendi doğumumu görseydim lan. Koyuk doğru diyormuş flörtte izlerken. Ölvi. Hı? Kardeşim benim bu saatten sonra kendime yeni bir sayfa açmam manasız. Kendime yeni bir defter açacağım. Hem de tek ortalı. Adam üzüntüden kendini kırtasiye verdi hacıya. Defteri alacaksın. Bambu yüzden kaplayacağım. Hey gidinin. Ceylan Hanım, şimdi gideceğimiz mekan ünlülerin uğrak yeri. Ama sen içeride bir ünlü falan görürsen görmezlikten gel, tamam mı? Hatta bak içeride bir ünlü görürsek sırf gıcıklık olsun diye rahatsız olmuş gibi yapıp çekip gidebiliriz mekandan ha. Havamız olur. Bilal... Ben gelemeyeceğim galiba. Şimdi yapmayacaksın onu. Ünlü görünce yapacaksın. Erken geldin. Yok Bilal. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni eve geri götürebilir misin? Ne oldu ya? Ha? Araba falan tuttuysa seni bir taksi tutup öyle de devam edebiliriz. Gerçi o da araç sayılır ama. Ne oldu? Bir hata mı yaptım? İkiyle mi kalktım? Ne oldu ya? Yok Bilal. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen ısrar etme. Ha? Başka zaman çıkarız. Cevahir. Bir kalkıp gelir misin ya? Bir beş dakika bir şey konuşacağım.
Şimdi Berak bak, aç gözünü seyret, tekrarı yok bunu, tamam mı? Bak güzelim, madem biz evliyiz resmen. Madem çocuğumuz var. Madem sen benim soyadımı taşıyorsun. Bundan sonra artık gerçekten bir aile olacağız. Nasıl aile olacağız? Cevahir, yani senle benim aramda bir şeyler mi gerçekleşecek? Cevahir. Danko. Tamam, yani yavaş yavaş her şey olur artık. Öyle hemen Malabadi Köprüsü'ne bağlanmasak da. Sen benim eşimsin. Çocuğumun annesisin. Ben de bunu her normal Türk erkeği gibi kabulleniyorum, tamam mı? Benim normal Türk erkeğim. Ben de senin söylediğin her şeyi kabul ediyorum. Ya, ya, ya! Şşş, yavaş. Sessiz ol. Bir de boynuma asılma yağlı ilmek gibi, tamam mı? Hadi yatalım. Hadi yatalım. Ya baba bey, bana bir 20'lik ateşlesene ya. Ya baba, sen ne Kayseri'li adamsın ya. 20 diyoruz, 10 veriyorsun. Ya ben bu parayla nasıl geçineyim bir hafta? Sen nerelisin lan şempanze? Aileni kandırıp YGS'ye girmiyorsun. O para çok bile sana. Bana bak, idareli harca. Sıkışız bugünlerde. Vay arkadaş. Abi. Sağ. Ya bu berrak denen turanç kafa uyanmadı mı hala? 10 saat uyumazsa uykusunu alamıyor hanımefendi. Ay bari kendini kaptırmışken 24 saat uyusa da evde harem Türkçesi duymasak. Hello, good morning. Günaydın şatsı. Günaydın. Şey, Cücü nerede? Uyanmadı mı hala faydasız? Hemen bakıyorum. Cücü. Cevahir, hayırdır berrakla çıkıyor musunuz? Oğlum çıkma ne lan? Allah Allah, lise öğrencisi misin, lise öğretmeni misin? Anlamadım ki. Ya çıkmayı da nereden çıkardın oğlum? Biz evliyiz. Allah katında ve burada ikinci katta. Baba abim bizden habersiz evlenmiş. Şşş, tamam büyütmeyin. Aferin oğlum, sen doğrusunu yapıyorsun. Aferin. Aslan oğlum benim, evinin direği oğlum benim. Lan gavur oğlan, hazır direk olmuşken şöyle bayrağını dalgalandırsana ha. Bir boy daha yükle avrada, böyle boş çekmece gibi durmasın ha. Ne haber oğlum? İyi baba. Çek. Günaydın baba, günaydın. Günaydın abi, hadi. Gel. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Lan kütük, senin harçlığın kaç Türk canlısı lan? Oğlum ne harçlığı lan? Lise talebesi miyim ben? Oğlum, benim kendi gelir kapılarım var. Hacı, haftalığım net 200 ama masrafları falan düşersen böyle 250'ye denk geliyor. Ya vay arkadaş, matematiği kısır olan adamın bile harçlığı benden yüksek ya. Oğlum, benim gibi Einstein'la aynı maaşı alması gereken adamın harçlığı 10 lira. Oğlum Zek, hacı gel sana da şöyle birilerden haraç bağlayalım. Oğlum, temiz iş. Aldığın belli, aldığın belli. Bak, böyle bağış adı altında topluyorum ama kendime bağışlıyorum. Sen önce tuvalet alışkanlığı kazan lan, illegal sığır. Ya benim de bir gelir kapısı bulmam şart. Şart ama arazim belli, terazim belli olacak aga. Güler yüz, kaliteli hizmet. Ama ne işte? Ne oluyorsun ya ha Nazan? 3 keredir almaya çalışıyorum, geri çekiyorsun var ya. 4. da sana batırırım ha. Allah Allah. Saatlerce yatacağına kalkıp beslenseydin ahır değil burası, tamam mı? Bana bak Nazan. Benimle adam gibi konuş. Ben senin abinin karısıyım. Asıl horoz gibi sen sabahın ilk ışıklarında buraya çöküyorsun. Kim bilir bu kaçıncı kahvaltın? Sabah da akşama kadar kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı. Sana mı soracağım ne yapacağını kahvaltı? Zeki, bir doktorluk olsun. Hadi be, çekil. Hadi be, çekil. Oğlan bayrıca oğlan. Yeter! Yeter ya! Kesin şunu. Yıllardır çökmüşsünüz bedava eve. Ha, Mürsel'in düzenli maaşı var. Çıksanız ayrı eve. Allah Allah, abim hüpletmeseydi bizim kendi evimiz vardı zaten. Sana ne be? Tamam. Tamam yeter. Tamam, kafam ambali oldu. Susun yeter. Elek çaktı.
Evleri benim yüzümden yalan oldu. O yüzden bu evden biz çıkacağız. Ben Berrak ve Cücü. Ya abi özür dilerim, ben seninle Cücü'yü kastetmedim vallahi. Yok yok bacım, böylesi daha çıkıntılı ve daha estetikli oldu. Hem mahallede de genel bir resmimiz belli olsun. Laf söz ve müzik kimseye ait olmasın, kimsenin ağzı açılmasın. Ben yakınlarda bir eve bakarım, afiyet olsun. Abi. Tamam. Ne yaptınız? Ay baba ya, ne yapayım ya? Üf. Aman hoca demişler, eşeğe ters binmişsin. Hoca da durur mu, yapıştırmış cevabı. Sana mı ters bindim Deyüz? Sana neler oluyor demiş. İlahi babacığım, sen beni güldürdün, Allah da beni güldürsün. Çok ihtiyacım vardı. Oğlum, dün yemekte Zeynep'le ne yaptınız? Hiç anlatmadın. Yemek yedik anne, ne yapılır yemekte? Yani neler konuştunuz doğumluk? Ya işte... işte aslen Zeynep beni seviyormuş. Ya. İşte beni kıskandırmak için Cevahir'le flörtmüş. Hatta abisine de beni kıskandırmak için posta koymuş. İnşallah beni kıskandırmak için daha fazla saçmalamaz. Oğlum... zaten yaşınız 30'un arifesinde. Tohumunuz çekildi, çekilecek. Sündürmeyin şu sevgililik işini. Al tokma eline, vur davula, düğün başlasın. Bence acele etmeyelim baba. Zeynep bunun için hazır olmayabilir. Nasıl hazır olmaz evladım? Kız daha düğünden yeni döndü. Ne demişler? Kime niyet, kime kısmet? Bana bak oğlum. Kızın gönlünü... o Cevahir denen Kazanova tekrar mıncıklamadan kafeste kızı. Evet. Doğru söylüyorsunuz ebeveynlerim. Madem benim gibi bir güzeli dünyaya armağan ettiniz... o zaman alem damat görsün. Zeynep'e bu düğün meselesini açacağım. Allah vere de Zeynep heyecandan nöbet geçirme. Oluyor. İnşallah, inşallah. Yetersiz. Hı? Oğlum benim hemen bir ev bulmam lazım. Sevay çekmiştir ha. Bizim ev boş. Lan dürtüktür de hani, öyle ev değil ya. Ben, Berrak ve Cücü oturacağız evde. Anladım. Barrağı mertes mi tutacaksın kendine? Niye ayrı ev açıyorsun? Hı. Ulvi, senin bıngıldağına araç kiti takarım. Niye algılamıyorsun lan? Sabunu delik. Bak oğlum bak. Berrak benim karım. Tamam mı? Ve Cücü de çocuğum. Ben de aileme kol kanat gereceğim. Evde kalabalık. O yüzden hemen taşınmamız lazım. Tek bir kelime daha etme, ömründen kırparım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel uçsana. Oğlum, çok ani karar verdin. Yani nereye çıkacaksın, nasıl yetişeceksin? Kredi de ödüyorsun. Gerçi ailenin sorumluluğunu alman iyi bir karar ama bizim de elimiz darda biliyorsun. Ya Kutisi baba, ya senin bu oğlun var ya, hani şimdi aslında Zeynep amca çıkıyor ya hani böyle. Onlara inat yapıyor ha. Ergen ya, eli farklı ergen acı. La oğlum hadi git işinin gücünün başına. Gideyim değil mi? Neyse kızlar, benim ocakta çayım var. Ya baba sen bakma bu düzeneksize ya. Merak etme, ben her şeyi yoluna koyacağım ya. Ben krediyi de ödeyeceğim. Zaten son zamanlarda bana bir şey geldi, enerji geldi.
Kendimi hiç bu kadar cimrilik hissetmemiştim ha. Yemin ediyorum. Ben halleder olur rahat. Ah ulan Bambi yüz, ah. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyordunuz, benimle ilgili mi konuşuyordunuz? Ha? İyi insan olarak lafın üstüne mi geldim yani? Kimse hakkında konuşmuyorduk. İyi, konuşmayın zaten, ayıptır. Ya Kadip abicim, bir 5 dakika benimle dışarıya kadar gelir misin ya? Zeynep'ciğim, müsaadenle. Hayırdır Yiğido? Ters o bir durum mu var? Yok yok, hayırdır, hayırdır Katip abi. Ya şimdi yani diyorum ki, yani mahallede böyle bir huzursuzluk olmasın diye ve yani öyle işlerin de uzamaması adına yani. Nişan gibi resmi olaylara girsek. Anladım ben seni. Anladım oğlum, kıvranmana gerek yok. Ayrıca bu mevzuyu ilk bana açman çok hoşuma gitti. İşte bu yüzden damadım olarak görüyorum seni. Eyvallah. Ben de seni çok seviyorum Katip abi. Ama arkadaş olarak görüyorum tabii. Katip abi, bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu meseleyi ben Zeynep'e çıtlatsam kız bana patlar. Yani şimdi okumuş etmiş kız, böyle meselelere patlaması çok doğal yani. Diyorum ki sen bir... Tamam tamam, ben çıtlatırım kendisini. Yapma oğlum, oğlum. Gel. Yok Elikçi, alamadım ben, tamam mı? İkide bir de bana özürlenme ya. Bak bünyem hiç alışık değil biliyorsun. Elikçi bak, benim bu evden çıkmam şart. Zeynep ne olacak peki? Hoş geldin kocacığım. Günün nasıl geçti? Hadi odamıza gidelim, baş başa konuşalım. Karı koca. Zeynep ya. Ay abime bak, eğreti gelin gibi oldu ya. Ne yaptın Şatsi? Bize bir aşk yuvası buldun mu? Ya Berrak, öyle ha deyince bulunmuyor kiralık barınak. Bir de benim biraz para denkleştirmem lazım. O da nereden baksan bir iki ay sürer. 2 ay mı? 2 ayda ben Nazan'ın saçlarını turuncuya boyarım. Ya kızım bak, sık boğaz etme beni, tamam mı? Ne yapayım, ulviyi mi satayım ya? Yok birikmiş param işte. Aa, Ekber'den aldığım paralar. Bende 1500 euro var. Al bunu. İstediğin evi tut. Nereden çıktı bunlar? Hani sen hapisten çıkınca parasızdın, beni Ekber dayı getirdi buraya demiştin. Ne bu şimdi? Berrak, nereden çıktı bu canlılar halimi? Almanya'da işsizlik param birikmiş. Onu göndermişler. Ben de kötü günler için saklamıştım. E bak bugün kötü gün. Cevahir. Bununla istediğin evi tutarsın, bütün ihtiyaçlarımızı da alırsın ya. Vay be. Ben Almanya'da senin kuaför dükkanını hüplettim. Sen ev tutalım diye kefen paranı bana veriyorsun, öyle mi? Bana kefen parası gerekmiyor Cevahir. Bana kafamı sokacak bir yuva lazım. De çocuğumun papası. Bana sen lazımsın Cevahir. Şatsi.
Kim o? Yok hayır, bu başka biriyle ilgili değil. Seninle, benimle, bizimle ilgili yani. Başka biriyle ilgili değil canım. Ama başka biri var. Hayır, hayır. Bu sadece... Zeynep, kardeşim. Bugün amcamız aradı Yozgat'tan. Tevfik amcam. Buradaki düğün olayları kulaklarına gitmiş. Orada da lafa söze girmiş işler. Yerel gazetenin magazin ekinde mi çıkmış haberlerim? Maytap geçme benimle. Bilal'le de uzatmayın artık bu flört mülört işlerini. Yüzükleri takalım, konuşmasın artık millet. Milletin ağzına tak o zaman o yüzükleri abi. Neyin ne zaman olacağına ben karar veririm ve şu anda böyle bir şey düşünmüyorum. Gel. Duydun bizim eşek kupası. Uyudu uyudu. Ay Mürsel, o berrak denen turanç kafa gidecek ya evden. Vallahi beşiz doğurmuş kadar rahatladım ha. Beşiz mi? Vah! Hazır beşiz demişken yapsak mı? Beşte iki ha? Çaksak mı bir tane daha? Samer Tonat abi olsun mu? Ay Mürsel, ben de sana bu konuyu açacaktım vallahi. Sen benden daha güzelsin. O zaman Kordeli'yi kesiyorum. Temel atma törenimize hoş geldiniz. İlk çimentoyu atıyorum. Hadi bakalım. Tabii sen de neden vurmadın kapıyı ya? Ben bu evde kapı çalmam yeğenim. Benim giriş üstünlüğüm var. Ay 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 ay, yatağım çok sert, belim ağrıyor. Ay, sizin ortodoks muydu neydi? Bir yatağınız var. Sırt ağrısına iyi geliyordu. Oo. Ya evet babaanne, o ortopedik de yani üçümüz beraber mi yatacağız? Hıst. Gavur damat da bana nikah düşer. Hadi bakayım kalk. Kalk doğru benim yatağa git. Bak bu öyle lan. Çamura sakızını düşürmüş gavur bebesi gibi, bakma hadi. Hadi bakayım doğru. Ama Tafize'nin bizim bir işimiz vardı böyle. Hıh kıtı kıtı lip lip. Tamam Mürsel, artık sonra yaparız işimizi. Hadi git. Ay, iyi geceler. Ay of, çok da rahatmış. Ev uçartı bir dur. Son kat. Deniz görüyü. Deniz gördüğü için de kirası 800 liradır. 800 lira depozito, 2 aylık peşin artı kontrat. Başka türlü sağ güvenim yok benim de. Bir dakika, bir dakika Remzi dayı, ne deniz görmesi ya? Bilmeyen birinin gözünü bağlayıp oraya bıraksak iç Anadolu salar adam orayı ya. Sen herhalde hiç deniz görmemişsin. Bak şimdi Remzi dayı, az aşağı in de anlaşalım bak. Ben aylık 300 veririm tamam mı? Depozito da 100. Sana da her hafta deniz göstereceğim. Anlaştık mı? Uşağım, sen o eve aileyle gireceğim dersin. Ondan sonra beni kandırıp o eve kiracı yaparsın. Sağ ev falan yok. La kapıları topla bana bak ha. Topla. Seninle hiç işim olmaz. Ben gideyim. Beni bir daha tanıma tamam mı? Remzi dayı. On var değil mi? Ya bana bıraksan vallahi var ya. Evi senin üstüne bile yapardım hacı ya. Evlilik sana yaramaz ortağım. Vallahi yaramaz. Sen barraktan boşan. Bir daha evden anladın mı? Resetle kendini. Şimdi sana elimin tersiyle bir format atarım. Görürsün evinin joystick'ini. Remzi dayı bu mahallede Bilal'den sonraki emlak kralıydı ya. Onu da küstürdük. Ya geri kalan bütün büyükler koyuların zaten. Zaten Bilo, boyacı köyün böyle domal türün bu. Bütçem de kısıtlı zaten. Berrak'tan aldım parayı. Lan ev mi tutayım, eşya mı dizeyim anlamadım ki. Bakacağız. Bunlardan bir toplamı öğrenemedim arkadaş. Bu ne ya? Bilal. Dün Zeynep'le konuştum. Artık sizin işi ciddiye bindirmenizi, yüzük takmanızı söyledim.
Ama ona ben karar veririm dedi. Ben de üstelemedim. Ağlamasın diye. Ne yapayım abi ya? Şimdi ben konuşursam çok daha kötü tersleyebilir beni. Hem içkisine ilaç katıp zorla nişanlanamam ki. Güzellikle, efendilikle hallet işte. Gönlünü yap. Benim yapabileceğim abilik bu kadar. Ya Lala. Gördün mü işte oğlum? Erkek güzeli olsan da bir kadına evet dedirtmek zorundasın. Ya keşke şu Cevahir'in helalliğiyle bir çocuğu daha olsa da mutlulukları daim olsa ya. Değil mi? Gördün mü bak ne kadar içim temiz. Bari ara şu barrağımı da gelsin bakalım. Ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Disko görmüş masum köylü gibi her bir yanınız ayrı hasat kaldırıyor. Hacı, oğlum sen şu cihazlara bak lan cihazlara. Oğlum bak, adamın gırtlağını içinde hissedeceksin. Bak, 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 ses kalitesine bak. Şişt, oğlum nereden buldunuz bu cihazları ya? Elektronik mağaza mı soydunuz? Ha? Elektro sığırlar. Oğlum, bunları internetten Boğaç sipariş etmiş. Hacı çok ucuza getirttirdik lan. Bak, misal bu cihaz piyasada 100 liraysa biz bunu 20'ye getirttirdik. Böyle karlı karlı dinliyoruz. Ahan da. Lan oğlum Boğaç. Bak bunlardan daha getirttirebilir misin lan Çin'den? Şişt. Lan Boğaç. Sana diyorum lan oğlum bunlardan biraz daha getirttirebilir misin Çin'den? Sipariş veririz netten. Bir haftada gelir. Ya oğlum sizin aklınız niye spot çalışmıyor ya? Ya oğlum bunları getirip gençlere pazarlasak ya. Oğlum etrafa bak. Ya teknolojiyi ucuza almak isteyen yüzlerce genç var. Doğru lan. Oğlum bu niye lan daha önce benim aklıma gelmedi? Çünkü benim aklımın önceliği var. Oğlum bak. Pazarı ben ayarlıyorum. Sermaye ve tedarik de sizden. Anlaştık lan. Hadi görüşürüz. Cevahir niye geldin? Niye? O koyu küspeyi mi bekliyordun? Cevahir burada bulunman iyi değil biliyorsun. Geçen gece seni Cix bir kıyafetin içinde gördüm. Sonra o kıyafeti Bilal'in arabasının içinde gördüm. Ve her şey iç içe geçti bir anda. Bilal'le çıkıyor musun? Eski çıktığım. Cevahir, dolusun ve saçma sapan konuşuyorsun. Bilal'le arada bir yerlere gideriz. Bu çıkmak mı demek? Bir yerlere gidersiniz. Arada bir. İşte aynı cümbüşün laciverti. Bak modifiye. Sırf ben karıma ve çocuğuma döneyim diye bana hendek açıyorsun. Ama unutma. Koyuya düşen... kuyuya düşer. Cevahir, ne yapıp ne yapmayacağımı sana soracak değilim. Çık dışarı. Çık. Çok güzel haberlerim var gözlük. Cevahir ve ben ayrı eve çıkıyoruz. Ayrı aile oluyoruz ya. Anam. Anam. Tutma şunu. Senin var ya. Ağzını, burnunu, yüzünü falan ayrı severim, öperim ha. Allah'ım benim. Oh. Allah'ım. Oh.
Hey, hey yavaş be. Ben evli barklı kadınım. Öyle her güzel haber aldığında benim üzerime atlayamazsın. Nein, nein, unmöglich yani. Zeynep ve sen ne durumdasınız peki? Ya biz de işte evliliğe ilk adımı attık Zeynep'le bakalım. Was? Echt? Oh my God! Du bist super! Du bist super Sati! Danke, 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 danke! Yavaş, yavaş, yavaş ol. Evliliğe ilk adımını atmış bir adamım ben. Neyse, bu ev meselesi çok iyi oldu. Bir şey soracağım, nerede buldunuz evi? Cevahi yakında bulamamış, o yüzden uzağa gideceğiz diyor. Olmaz öyle uzak falan ya. Tam tersine, ağzımızın içine girmeniz lazım. Daha Cevahir benim Zeynep'le sevgililik halimi görmedi. Bu sefalete ne kadar yakıştığımızı her fırsatta gözüne sokmam lazım. Ben de Zeynep'in burnunun dibine sokacağım her fırsatta aile olduğumuzu. Zupa! Anam, anla buldum. Bas. Aklıma süper kulade bir fikir geldi. Müfik, çay dök barrağıma da. Şimdi dinle. Şimdi bizim yapacağımız olay çok basit. Ya Esnaf Hanım az bir dur ya. Ya bak ben biraz sonra sana bu bilgisayarın aynısının sıfırını 100 liraya getirtireceğim ya. Lan Boğaç. Oğlum sen bu Çinli kızlarla chat mi yapıyorsun lan? Oğlum bak adamların aynısından 2 milyar tane var ha. Bir gelirlerse çok pis dayak yeriz. Adam gibi kur lan şu ticari kontağını. Saçmalama kütük. Ben gözlüklü kızlardan hoşlanıyorum. Net yavaş. Aha da girdim. Aha da. Aha da alıyorum siparişleri. Evet. Ergenler ve kendini ergen hissedenler. Gelin MP3 player'dan cep telefonu kılıfına. Harici, dahili, disklerden cep bilgisayarlarına kadar. Ne alırsan ucuzlu, ne alırsan 50 lira. Kaçırma bu fırsatı. Gel çocuğunu sevindir. Gel lan! Gel 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 lan gel lan gel! Gel lan gel 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 lan gel gel! Yaz 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 not aldı. İstediklerine de söyleyeyim Pepe'ye. Oğlum bak! Babanız bile bunu vermezler 50 liraya. Gel lan gel lan gel lan gel lan gel. Gel oğlum gel 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 gel. 50 lira 50 lira. Lan gevur oğlan tuttun mu ev ha? E gidip geliyorsun böyle gevur putu gibi duruyorsun. Konuşsana. Yok büyük mama buralarda ev ya. Ya inanır mısınız? Mukavvadan bozma evlere fahiş fiyatlar istiyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Atıyorum, bizim evi kiraya versek var ya, gelirimiz çıldırır, giderimiz hiç gitmez ya. Ay neyse, gelirimiz çıldırmasın da. Ay nasıl uykumuz geldi bizim, biz gidelim yatalım ya Mürsel, hadi canım. Hadi bakalım, biz yatalım, Allah rahatlık versin. Erken kalkacağım ben, yarın sabah okulu açacağım. Hop, aç aç Mürsel. Aa evladım, daha saat erken. Bu saatte yatarsanız gecenin 3'ünde kalkarsınız. Boğazınız anne, öyle değil. Benim uykum acayip ağır. Uyurken ben yanımdan püfüce kalksa, daha sonra nereye kalkıyorsun diye soruyorum. Çok pervasızım bu konuda. Hadi bakalım, sonra yatalım oğlum biz, gel. Uyumayacağım, uyumayacağım, uyumayacağım. Bağırma lan babaya. Hadi oğlum, gel. Hadi. Saat kaç oldu, uyuyacak hadi bu saatte. Uyumayacağım. Hadi, hadi, hadi babacığım, hadi babacığım. Cevahir, biz de odamıza gitsek bir şeyler konuşacağım. Ben gelip konuşmam, siz konuşun. Okey, kein problem. İzninizle. O dedesiyle oturuyor, dedesiyle. Hadi bakalım. Vay arkadaş, hanımım olsa gel seninle bir şey konuşacağım diye odaya çekemem. Çünkü odam yok. Kömürlüğe çekerim anca. Berrak. Yani içine kar atılmış lise talebesi gibi kıvranıp duruma da ne söyleyeceksen söyle artık. Şatsi, sana çok büyük bir sürprizim var. Ne? Ev buldum, hemen yarın gidip girebiliriz. Vallahi mi kız? Bana bak yalnız, evin mahallede olması lazım ha. Ben kahveye yürüyerek gidip gelmem lazım. Böyle yol parası falan veremem şu dar zamanımda.
Sen merak etme, ben her şeyi hesapladım. Zekai'nin okulunun iki arkası. Cücü büyüyüp liseye başlayınca iki öne gidecek. Ya Zupa ha? Güzel. E oğlan düz liseye gitmez herhalde. Çünkü ben eğitimine önem vereceğim. Ortaokuldan sonra direkt düz üniversite. İyi hadi yarın bakarız eve. Cevo, şuraya bir tane öpsene. Bir de buradan. Yavaş. Sen kafayı atlas gibi döndüreceksin, ben de her yanını öpeceğim, öyle mi? Bak kızım, merkezi öptün mü, herkesi öptün demektir. İşte böyle. Çüz. Çüz. Benim merkezim burası değil ama... Hadi neyse, yarın görücüye çıkacağız. Danalar girmiş bostana, kovma bostancı danayı. Orası senin yetki alanın değil, gersin fal çatayı. Dandini... Güzel. Uyudu mu dana? Bostana. Uyudu. Uyudu. Elleri görelim. İki geliyor iki. Ya lele ya lele. Haydi Mürsel'in deret ya lele. Yürüdüm lan, ben uyumadım. Hay senin ben. Yanakların seveyim. Allah'ım delireceğim ya. Nasıl hiç delireceğim ya. Ya Muazzez. Ne oldu? Biz bu Cevahir'i ayrı eve çıkartmakla hata mı yapıyoruz nedir? Baksana hiç yardımcı da olamadık çocuğa. Ya Kuddusi, sen ne zaman Cevahir'i kovsan ilk kafanı ibikleyen ben olurdum da. Bu defa farklı ya. Galiba haklısın. Çıksın. Evini yurdunu bilir oğlan. Hem kafayı da Zeynep'e takmasın. Niye yardım edeceksin ki? Az kendi çabalasın. Yuva kurmanın ne kadar zor olduğunu anlasın. Nadir'in son örneği. Oğlum. Duyusana artık. Oynayacağım, oynayacağım. Tamam yavrum, yarın oynarsın. Hadi uyu artık yavrum. Bizimle oynuyor sarı pipi. Bana bak kurabiyem. Bir böyle uyku ilacı falan mı versek ya? Vallahi ben uyuyacağım şimdi. Yarın işim var benim. Hop mesailim Mürsel. Aşkım olur mu ya? Çocuk o, daha ona uyku ilacı olmaz. Mürsel ne yapıyorsun ya? Niye uyuyorsun? İşimiz var. Uyumuyorum. Beni örnek alsın diye öyle. Yani... Babasına top rol model. Uyumayacağım. Geldin Bilal. Hoş bulduk. Hayırlı işler yavru Ceylan Hanım. Ya diyorum ki bu öğle yemeğinde seni nezih ama bir o kadar da mütevazi bir lokantaya götürsem, orada böyle daneli ve naneli bir çorba içsek. Teşekkür ederim Bilal ama çok işim var. E çok işin varsa beni de işe al Zeynep. Böylelikle beni daha iyi tanımış olursun. Ha? Sen değil miydin seni daha iyi tanımak istiyorum diye? Yani benim hakkımda bildiğin tek şey erkek güzel olman falan. Yani işte herkesin bildiği şeyler. Bilal bak anlamıyorsun. Lütfen. Lütfen. Yavru Ceylan. Bak inan ki yürüyerek gideceğiz. Ya Allah bana bir çift ayak vermiş gaza basayım diye. Ben onlarla yürüyorum yani. Düşün ne kadar mütevazıyım be. Peki tamam gidelim. Ama önce işlerimi bitireceğim. Tamam.
Planımın birinci kısmısı, hamamdaki karılar kısmısı kadar mükemmel oldu Lala. Gün sonunda seri galibiyetlerime bir yenisini daha ekleyeceğim. Alessandro Del Piero. Yazdım bu aç. Yazdım yazdım. Alayım parayı. En kısa sürede siparişin elinde olacak. Hiç merak etme. Hoparlör istiyorum. Şu 19 liralık olanlardan. Oldu yeğenim. Yaz bu aç. Yaz bu aç. Yalnız yeğenim bende bozuk yok ya. Ben sana 1 lira veremeyeceğim. O yüzden şöyle 2 ciklet vereyim. Hadi baban gire selam söyle. Oğlum Zek. Hacı parayla oynuyoruz lan. Oğlum. Şöyle beni para için sevecek bir kız bulsak ya lan. Ha? Oğlum var ya hatta bir kere de beni öpsün. Ben onun için boş senet bile imzalarım lan. Kütük. Senin hormonlarını yumruklarım ha. Bir denk dur ya. Ticaret yapıyoruz oğlum burada. Bak sen başarılı olmaya bak. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Nerede lan? Oğlum başarılıyım ama arkamda kadın yok. Çekil lan arkamdan. Oğlum benim arkama kadın koyun. Hadi lan! Geri zekalı. Tırın sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Ya bu zekayı gerçekten seviyor musun? Evet Şoray. Yani o hala beni affetmedi ama ben hala onu seviyorum. Peki beni hiç mi sevmedin? Ya hem Zeka ile sen çok farklısınız. Ya ne buluyorsun ki şu Zeka'yı? Ya nasıl anlatılır? Zeka çok doğal biri. Aklına ne gelirse onu söylüyor, iyiyse de kötüyse de. Ben de aklıma ilk geleni yapayım da... bakalım ne kadar doğal olacağım. Hacı. Bak diyorum ki şimdi blok kahveye fazla uğramıyor ya. Hı. Hani onun tarafı da ben alsam domates momates ekerim buralara nasıl? Yok be Ulvite oğlum be hiç gerek yok ya. Herkes kendi rızkını kendi sağar. Ne demişler? Elini açana yağmur, ağzını açana süt yağar. Ben atayım ya mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bak, bak, bak. Allah aşkına. Ulan yokluktan kırılıyorsun, hala elinde iskambil kağıdı tutuyorsun ha. Dağıt bakalım şu kağıtları. Senin kafa kağıdından tuvalet kağıdı yapmadan bas git, rulolu Bilal. Allah Allah, Allah Allah. Niye bana böyle ekstra öfkelisin oğlum, ha? Kız geldi. Bana hep kız gelir zaten. Zeynep gibi. Yakında evlilik hazırlıklarına başlıyoruz canım. Evli sadıcım olur musun? Oğlum beni kızdırmaya çalışma lan. Oğlum Zeynep seninle evlenmez. Sırf beni düşündüğü için yapıyor. Anlamıyor musun lan? Ha? Bak Bilal. Sen amaç değil, sevgiye açsın. Ama Zeynep'le evleneceğini düşünürsen acından da ölürsün ona göre. Tabii canım, tabii tabii. Göreceğiz yakında. Kim acından ölecek, kim gecinden. Hallo Leute, ben geldim. Kocam, kocamanım. Cela öpüldü hunharca. Berrak niye bir iş yerimde gelip beni öpüyorsun ya? Ya niye öyle söylüyorsun oğlum? Ne güzel müşteri reaksiyon verdin. Vereceğim şimdi sana baba yadigari gibi reaksiyonu göreceksin dünyanın. Neyse, neyse. Biz gidelim artık. Ha? Malum düğün hazırlıkları falan bunlar çok zor işler. Bilen, ha?
Barram yengem, seni de düğünümüze bekleriz. Şeref verirsiniz yani. Zeynep'in bir önceki düğünündeki gibi hor karşılanmazsınız. Hadi Şahsiye ama ev bakacaktık ya. Tamam bakacağız, gidiyoruz, bekle. Bana bak. Ha? Dükkana sahip çık. Şuradaki eve bakıp geliyoruz. Bana bak, müşteri memnuniyeti geri geldiğimde aynı seviyede olsun. Yoksa seni müşterinin içine katar, memnun ederim. Tamam. Güle güle, çiz. Yenge kes ya, parlam benim. Bak, bak, bak. Gelininiz gidiyor ama arkasında pisliklerini bırakarak gidiyor. Ruj'a bak, nereden çıktı? İnşallah her yerinden ruj çıkar senin turanç kafa. Nazan, kız vallahi senden iyi kaynana olur kızım ha. Somer'in getirecek kız senden neler çekecek kim var ya. Bir tane kız doğursa yumuşar bu elekçi. Etrafı erkek dolu. Ondan böyle heri siniri var bunda. Aman nerede anne ya, nerede? Somer'i meydana getirene kadar ben çatlayacaktım bir tane daha neredeyse. Efendim? Alo, kurabiyem. Bana bak, benim 2 saatlik bir boşluğum var. Şimdi eve geliyorum, hızlıca çocuk yapıyoruz. Ha? Ya Mürsel saçmalama, gündüz gözüyle çocuk mu yapılır ya? Niye? Saydam mı olur çocuk, şeffaf mı olur? Ay yok, şaşı olur. Ya ev kalabalık. Kurabiyem, ev hep kalabalık zaten. Sen hiç merak etme, ben sessizce, gizlice girerim içeriye. Kimsenin ruhu bile duymaz. Bana bak, seni çaktırma kimseye. Çoğalalım. Hop, çoğulukçu Mürsel. Tamam. Anneciğim, ben aşağılara gireceğim. Bir sileyim. Siz gelmeyin, basmayın. İz olur, şey olur. Cevahir, manzara, zupa, baksana. Gördüğünüz gibi ev balkonlar hariç 100 metrekare. Şimdi biz zaten balkon kullanmayız, onu kiradan düşün. Böyle bir şey mümkün değil. Ama Şatsi, ya olmaz ki böyle, biraz indirim yap biti. 700 TL, ya biz ev mi alıyoruz? Ya doğru, emlakçı, başımın tacı. Bak gel, şunu 600 yapalım ama ben en fazla 500 veririm. Vallahi o kadarını ben bilemem ama en iyisi biz ev sahibini arayalım. Anlayışlı biridir, düşebilir. Ara gelsin ya. Ay Bilal, çok yoruldum gerçekten. Nerede bu çorbacı? Ya çok yakında. Ama diyorum ki yani şöyle el ele tutuşsak daha çabuk gideriz ha? Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sanki iki elin başka bir şeyi varmış gibi. Ya şöyle 4 elle sarılsak birbirimize ha? Şişt Bilal. Efendim? Alo. Efendim eğer müsaitseniz Kantar Sokak'taki evinize gelebilir misiniz? Müşteri var da. Ha tabii tabii. Zaten çok yakındayım. Hemen geliyorum. Yavru Ceylan'ım, hemen şuracıkta bir 5 dakika işim var. Ha, gel gidelim şunu bir halledip gelelim. Yalnız koluma gir istersen çünkü buralar çok engebeli. Gel canım. Gel canım benim. Gir. Hocam benim bir şikayetim olacaktı. Öf! Bir aydır ne güzel ensa yapıyordun. Gene ne oldu? Sıkıştırıyorlar mı seni? Yok dayı. Yani hocam, bu Zekai ve Keçe kardeşler Çin'den mal getirip okulda satıyorlar. Okulun kuralları adına bu Zekai kilişi yakında okulu bile satar. Hemen gidip şunların canlarına tüküreyim. Dayı, inan buna çok hazırlıklıdırlar. Daha etkili yöntemler var. Ev sahibi birazdan geliyor efendim. Şey diyorum ya, şu duvarları falan yıktırsak mı acaba? Ha kapı çaldı, geldiler. Çocuk oğlum, Şinek. Ne yapıyoruz ya? Fotoğraf mı çektiriyoruz? Gülümse, kocacığım gülümse. Buyurun efendim, buyurun. Ah! Ya! Allah'ım ya, Allah'ım! Ya! Ya! Siz miydiniz evi kiralayacak olan? Ya!
Ben de diyorum kim bu mutlu çift ya? Allah'ım yarabbim. Siz tanışıyor musunuz? Kocalarımız tanışıyor. Yalnız biz evli değiliz. Nesiniz ya? Ha? Şen bacanaklar mı? Yok, flörtüyoruz biz. Neyse, evi tutacaksanız eğer ben bir kolaylık sağlarım size ya. Misal, depozit almıyorum ya. Hatta kira almıyorum be. Vallahi billahi kira da almıyorum. Bak, bak şunlara bak. Allah aşkına bak şunlara ya. Böyle mutlu çiftleri görünce benim gözlerim yeşeriyor ya. Zaten ırkım da buna müsait. Zeynepciğim, bak vallahi billahi dostça söylüyorum ha. Çok yakışmışsınız kız Zufa. Vay ya, Balal biraz daha gayret etse. Hadi işinizi bitirin de gidelim. İşimiz gücümüz yok bizim, tamam mı? Tutmuyoruz, ev iğrenç. Duvarlar ses geçiriyor. Hatta insan geçiriyor. Kimi görmek istemiyorsam karşımda. Kira almıyorum diye gücendin değil mi? He? Tamam ver hadi, kira da ver ya. Vallahi ver. Bilal, hadi gidelim artık. Gidelim hadi. Bizim işimiz gücümüz var. Bahaz. Çocuğa dua et. Mami ne oluyor ya? Ganis, yok bir şey. Cevahir, Batın! Cevahir! Kurabiyem bir ara ben de hiç gelemeyeceğim sandım. Hatta yolda gelirken bizim eve benzeyen başka bir eve girdim. Allah'tan sağ ol başı benzeyen başka bir kadın yoktu. Yoksa başkası da çocuğum olacaktı. Ay hadi oyalanma. Kusura bakma ellerim biraz çamaşır suyu kokuyor, hazırlık yapamadım aç. Kurabiyem. Pardon. Bana bak Berak. Doğruyu, sadece ve sadece doğruyu söyleyeceğine yemin iç. O evin koyu kumbaranın evi olduğunu biliyor muydun? Hatta Zeynep'in oraya geleceğini biliyordun ki daha gelmeden pozlar kesmeye başladın. Bak doğruyu konuş. Burası bizim odamız. Ben ufak bir görüşmemiz vardı da. Nain ya abi ben nereden bileyim hem ya abi. Ben koyu Bilal'i hayatımda ikinci kez görüyorum. Ya Cevahir ev işte tut gitsin. Ya siz yukarıda tartışsanız ha ne kadar ayıp bu yaptığınız. Evet. Olmaz elekçiğim, mutilere ayıp olur. Bana bak Berrak, ben andaval değilim tamam mı? O evin koyu Bilal'in evi olduğunu biliyordun ve oraya Zeynep'in geleceğini de biliyordun. Ama senin bu besleme kardeşinle kavga edince ayrı eve çıkalım diye sen dedin. Ya şimdi yandan çiziyorsun ha? Hadi be! Allah Allah başlatma. Yandan çizdireceğim şimdi size ha! Allah Allah ben çiziyorum ben şimdi bir yan çizeceğim size. Yürü Mürsel. Öbe öbe öbe. Bak Berrak! Baba yeter artık kavga etme. Birazcık da mamimi sevsene ne olur. Tamam oğlum. Tamam. Anneni seviyorum. Ama Zeze özür dilerim Cevahir. İnternette ilk gördüğüm eve atladım. Nereden bileyim ben buranın emlak kralı kim ya? Tamam neyse artık Berrak. Kafamda ayılar şakalaşıyor zaten. Konuşmayalım daha fazla. Ay, dönküşün. Oğlum Zek, lan ben bu ticaret işine çok bayıldım ha. Şu bir günde kazandığımız para, ulan benim bir haftada topladığım haraç. Oğlum senin alnın terlemediğinden kafan galon gibi oldu ama merak etme. Şimdi ticaret yapa yapasın o kafayı eriteceksin. Zek. Benim harici disk ne zaman gelir? Ya oğlum biliyorsun mallar ta Çin'den geliyor. Yani buradan Çin yürüme yoluyla bir yıl. Azıcık sabret. Baylar, buyurun veli toplantısı davetiyeleri. Velilerinize verin. Ama. Ya ben zaten bizimkileri göstersem de babam gelmez ki oğlum.
Kaçta kaldıydım ben ya? Amerika'daki ekonomik belirsizlik doların düşmesine sebep olmaktadır. Bugün borsa tarihi bir düşüş yaşıyor. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz faizlerin değişmeyeceğini... Ademiye Hanım, niye ağlıyorsun ajansa? Ay görmüyor musun neler olmuş? Neler olmuş? Dolar düşmüş. Herkes euroya hücum etmiş. Ayol bu dünyada düşenin hiç mi dostu olmaz ha? Hiç mi dostu olmaz? Yatırımcılar sonuçta risk kapıda açıklamaları ile yatırımcılar önlemlerini aldı ve satış patlaması yaşandı. Evet. Borsa 6000 puan geriledi. Doların karşısında annem böyle bir aktı gitti. Sen ne yaptın? Zeynep kızı karşında erittin mi tohumluk? Başlasın mı düğün hazırlıkları? Somut bir takım girişimlerim var. Ama yavaş yavaş. Yavru Ceylan'ı ürkütmeden. Slowly, slowly. Ya ne demek yavaş yavaş tohum tabelası? Kızın abisi senden yana. Bak kız senden yana. Sen serserilikten yanasın. Yarın akşam Zeynep'le abisini bize yemeğe çağır. Sıkıca kaynaşalım. Pembeleşinceye kadar pekişelim. Anlaştık. Ama kıza evlilikten falan bahsetmek yok. Yoksa vallahi billahi bak ömrümün sonuna kadar Zeynep'le flört ederim, üremem bilesin. Tamam, hayırlı olsun. Anlaştık. Anlaştık. Hadi güle güle hadi. Güle güle oğlum, güle güle. Bekayet. Bir, iki, üç, başla. Cücü, kilotla koşma oğlum. Bamya düşer. Cücü! Tamam. Gelin şu bebeğine bakın. Namazı okursa da verdi gemur bebele. Ya, tamam ya. Bir kapıyı açıp içeri girecek diye gömleğimin düğmesini bile açamıyorum. Top kapalı Mürsel. Ya ne yapalım Mürsel? Bunun için başka ev mi tutalım yani? Sinema mı kapatalım? Otel odası tutabiliriz. Ay yok, ben otelde çocuk yapamam. Allah Allah, neden yapamazmışsın? Hazır çocuk değil ki bu. Burada yaptığımızın aynısını da orada da yapacağız. İyi tamam, gidelim ama gece orada kalmayalım tamam, bizimkiler merak ederler. Tamam, ben yarın güvenli bir otel bulurum. Vah Allah'ım, inşallah bu ikinci çocuk Somer Tuna olmaz. Allah değişiğinden versin. Otele gidelim biz ya. Gitti bütün konsantrasyon. Benim de gitti. Otele gidelim. Damşan kanı hacı. Eyvah. Bugün ne oldu? Allah Allah. Selamun aleyküm. Herkese benden çay. Bravo, bravo. Size değil canım. Benim tarafımdakilere. Allah'ım yarabbim. Ne oldu? Kaldınız mı böyle tüyü bitmemiş merinos gibi? Allah'ım ya. Lala. Hadi bakayım kendine bir oralet, bana da iki tane çay kap gel. Ha, la ezik. Ne oldu oğlum, kendinize bir ev falan bulabildiniz mi? He? Ya bak bende de o kadar çok ev var ki birader. Zeynep'le hangisinde oturacağımıza bir türlü karar veremedik ya. Şimdi bana bak lan koyu partner. Akşamın şamında gelip özelliğini açma kahvenin ortasında, tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar Katip abicim. Geldin Katip abi. Ya ben de seninle çok önemli bir mevzu hakkında istişarede bulunmak için seni buraya çağırmıştım.
Katip abicim, eğer müsaitseniz babam sizi yarın müstakbel Zeynep ile beraber yıma davet ediyor. Eğer müsaitseniz kahvaltıya da gelebilirsiniz. Oğlum akşama ne yiyeceğiz ki bu kadar bağırıyorsun lan? Kadir abicim ben ayıptır söylemesi sabahları böyle bir çiğ yumurta kırıp içerim. Hani gün içindeki tartışmalarda galip gelebilmek için abim. Katip abi. Bir akşam da bize bekleriz yeme. Önceden sık sık gelirdiniz. Yediklerinizi erken mi sindirdiniz? Ne oldu? Ötekileştik mi? Ortam. Kato'ya bir çay ısmarla da otursun ya. Millet ürktü baksana. Tamam abi. Yükseltmeyin beni lan. Sizde yediklerim ayrı, senin yediklerin ayrı. Bilal, yarın akşam Zeynep'le size yemeğe geliyoruz. Şeref verirsiniz abiciğim. Morukçum gördüğün gibi Katip abimle çok sıkı bir alışveriş içindeyiz yani. Ki valla bilmiyorum ben aranızda mide alışverişinden başka bir şey görmüyorum ama. Yok ya. Getir bakayım getir. Sen şu Zeynep'in üstüne güzel demli bir çay iç. İçtikten sonra da göreceğini görürsün canım. Sen de oraletini iç. Kahveye sahip çık. Sen de açıl bakayım canım. Hadi şöyle şuradan yürü bakayım. Bana bak lan sen mal insansın sana malum olur. Bana bak lan bu koyukla benim Bambi yüzlüm arasında bir izdivaç olur mu? Ha, düşüncelerin nelerdir? Kato ile Barrak arasında bile bir ilişki olabilir. Her şey olabilir. Hayat sonuçta bir Dallas ortağım. Lan Uli bak, bak seni küçük sıyrıklarla atlatırım ha. Boş adam. Boş boş oturacağına git boşları topla. Kendini de topla, yürü. Oğlum Zerk, hacı bu siparişleri nereden görüyoruz? Ya oğlum baksana, 7 tane MP3 player yarın elimizde. Ya oğlum bu Çinliler var ya, harbiden kısa ve öz adamlar. Zekai, ne yapıyorsunuz, ne serserilik yapıyorsunuz yine? Estağfurullah Kıddisi amca ya, kaçakçılık yapıyoruz. Ne kaçırıyorsun lan? Ne kaçakçılığı? Ya baba kız kaçırıyor ki ya. Ne? Ya kız derken biz kızları kaçırıyoruz ya. O kadar çok ders çalışıyoruz ki kızlar bizden kaçıyor. He. Alo. Kudi Papa, benim bir derdim var. Cevahir bu ev işini halledemedi. Benden tam 1500 Avrupa eurosu aldı. Ne ses var, ne nefes. Eşyaları topladım öyle duruyor. Para verdim 1500 euro. Ya. Tamam kızım. Ben konuşurum Cevahir. Okey, okey. Kudi Papa hızlandırır Cevahir'im. Babacığım, hoş geldin ya. Ulvi. Ne var? Oğlum kop lan. Hemen babama orta kahve, tam süt, 1 milyon baloncuk. Koş. He. Yok yok, istemez oğlum, istemez. Hadi. Bana bak, Berrak'tan para almışsın, ev tutacağım diye. Ev nerede? İyi babacığım, ya ev konusunu biraz ağırdan alsak. Oğlum, bak Berrak'a ümit verdin, aile olacağız diye. O para verdi. Yine bizi utandırma ya. Yok baba tamam biz. Berrak'la ev bakıyoruz birazdan, tutuyorum. Çok tutarlı olacağım bu konuda, merak etme.
Al bakalım yeğenim. Hadi kulağına kuvvet. Bunun garantisi var mı? Lan! Oğlum senin yarın yaşayacağının garantisi var mı lan? Ha? Kaçak cihaz bulmuş bir de kuyruklusun arıyor. Yürü git lan. Al yeğenim bu da senin. Al bu da senin. Ulan kütük. Dün az kalsın babamın önünde ötüyordun lan. Kanatlı sığır. Ya hiç tipik Türk aile reisine kaçakçılık yapıyoruz denir mi pat diye? Ne bileyim oğlum. Benim babam böyle şeyleri takdir eder. Aman iyi ya iyi neyse. Zaten baba beyin nereden haberi olacak ki? Evet siparişler gırla. Buyurun gençler. Boğaç. Ablanın kaydını al. Alo. Kurabiyem ben tuttum oteli. Yani bir odasını. Akşama tamilesin. Ben ısmarlıyorum. Ya Mürsel yanlış yapıyoruz gibi bir his var içimde ya öyle deme. Allah Allah. Niye yanlış olsun kurabiyem? Evliyiz biz. Yasal yollar bunlar. Sen Somer Tuna'yı evin anaç koluna kakala. Tamam ama hemen geri gelelim olur mu? Şüphelenmesin evdekiler. Ya kurabiyen. Beni de germe bak strese girdim ya. Akşam stresim sende kalsın. Öpücük. Hadi bay bay. Çocuk yapıyoruz. Dün Katip abi sana bize yemeğe geleceğini söyledi mi? Söyledi. Ama ben gelemiyorum. Neden? Çünkü yemekleriniz çok yağlı. Allah. Ya Allah'ım ya. Ya sen. Ya, çok gülünç ya. Ay Zeynep. Allah'ım. Yavru Ceylan diye bir mizah dergisi çıkartalım bir tek sen yaz. Seni bize yemeğe gelmeye ikna edene kadar buradayım. Tamam mı? Alo, Cevahir neredesin? Emlakçı bekliyor. Seyir halindeyim. Sen zaten suçunla dur. Hemen gidip kutiye benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuşsun. Daha dün eve baktık ya, bu kadar olur. Nein, Schatzi. Daha çabuk ol diye yaptım bunu. Hadi ama bekletme, ağaç oldun burada. Çabuk ol, los los. Tamam, geliyorum abi. Ben yanına bir salata yaparım, ne bileyim. Belki bir... Hayırdır, bir şey mi oldu pazar artığı? Burada bir konuşmanın ortasındayım canım. Evet Zeynep'ciğim. Akşam bize yemeğe geliyor musun? Cevahir, her an abim gelebilir. Hazır üçgeni kurmuşken bir paslaşalım bakalım. Bir. Koyu Kempe, senin mevkiin orası değil. Zeynep, beni sevdiğini söyle. Bu parodiye bir son ver. Lan bana bak. Bana bak tabakhane gülü. Muhabbetin doruk noktasındayım oğlum, çık dışarı. Zeynep. Sadece beni sevip sevmediğini söyle. Seviyorum de. İkimiz çıkıp gidelim. Seni sevmiyorum de. Ben çıkıp gideyim. Zeynep istiyorsan ben söyleyeyim. Bilal. Sen karışma bu işe. Zeynep, cevap bekliyorum. Seviyor musun? Sevmiyor musun? Şu anda mesai saatindeyim Cevahir.
Çalışıyorum. Zeynep! Beni sevip sevmediğini söyle. Cevap ver! Bana bağırma Cevahir! Çık dışarı! An gelecek, o cevabı haykırarak vereceksin. An gelir, Cevahir gider. Hayırlı iş, sağlıklı gülüş. Neyse ya. Şimdi böyle bir gerilimin üstüne yemek çok iyi gider işte. Hı? Yemeğe geliyorum Bilal. Doğru karar verince çok daha güzel oluyorsun ya. Hayırlı işler. Bozuldu. Daha bir iki saat önce teslim aldım sizden. Ya oğlum niye bozuyorsun ya? Hayvansal gibi kullanıyorsun, sonra bozuldu. Ne yapacağım ben bunu? Oğlum bak, evinizde MP3 varsa, bir de müzik seti varsa siz oradan dinlemeye devam edin hacı. Şimdi bak, biz bunu Çin'e gönderirsek, bunu Çin bize geri vermez. Ne olur uluslararası kriz çıkar. Oğlum, gel biz sana bunun yapı serisini satalım lan. Ya bu ne abi ya? Düpedüz dolandırıcılık bu ya. Zekai, bunlar çalışmıyor. Vay arkadaş, onu bir kapatıp açmayı denedin mi? Bir daha bir dene. Heh. Aa, işte kocam geldi, şu bıyıklı olan. Cırlama, zaten dibindeyim ya. Allah Allah, detaylı görülüyorum. Cevahir. Ev çok güzel. Yüksek giriş, kombili. Hem Bilal'in de değil. Hadi gidip bakalım. Yok, gerek yok. Tamam, tutuyoruz. En kısa zamanda da yerleşiyoruz. Cevahir, baksaydın. Yok, bakmayalım. Bakarsam kulp takarım. Uzatmıyoruz, tutuyoruz. Aa, thank you. Kocam, kocam benim. Ay keşke evimizde böyle olsa ya. Doğru değil kurabiyem. Günlük 150 dolar. Ya. Şuraya bak. Yumuşacık yatak. Kutlusu babanın göbeği gibi. Evet. Oh. Çok rahatmış vallahi. Ay böyle kendimi atınca Mürsel. Of, yorgunluğum çıktı. İki gündür nasıl yorulduk biz ya. Kemiklerimde hissettim ha. Ay ben de. Of. Acayip yorgunum. Hmm. Kurabiyem ya. Şöyle bir iki saat kestirsek de sonra mı başlasak çocuk yapmaya? Beklesin çocuk. Çanlar tonu evde bekliyor bak kocaman abi. Tamam. Ama çok dalıp gitmeyelim ha. Annemle şöyle bir dolaşıp geleceğiz dedik, uyanalım. Hı? Telefonları sessize alalım. Benimki sessizde. Baktan sessizde. Gel bakayım. Sevgili anne ve babacığım, sizleri kesin ve kati bir dille uyarıyorum. Bu gece Zeynep'in yanında evlilik bahsini açmak yok. Hatta siz kendi evliliğinizden bile bahsetmeyeceksiniz. Ne yani? Bilal'ın anasıyla çıkıyor mu diyeyim? Oğlum, hiçbir şey anlamadım. Biz buraya bugün sizin evlilik işini konuşmak için toplanmıyor muyuz? Hayır anacığım, beslenmek için toplanıyoruz. Bu gece bu masada evlilik falan konuşulmayacak. Spor, sanat, siyaset ve günün değişen sıcak gelişmelerinden bahsedilecek. Evlilikten konuşmak falan yok, tamam mı? Ah, geldiler. Geldiler. Vallahi geldiler, geldiler. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar. Al bakalım. Ne haber Tombik? Baba, evi tuttum. Yakın zamanda taşınırım.
Normalde düşünüp taşınırdım ama. Cevahir en iyisi bu oğlum. Baba kandırmayalım birbirimizi. En iyisi benim Bambi yüzlümle evlenmemdi biliyorsun. En iyisi senin Almanya'ya gitmemendi. En iyisi çocuğu yapmamandı. En iyisi, en iyisi. Bitmez. Best of Cevahir. Ya tamam oğlum, ne bağırıyorsun merasında mangal yapılan sığır gibi? Ne yapalım? Çin malı işte, bozuluyor. Ne oluyor lan? Tehdit telefonları mı alıyorsun Ergen? Ya yok abi bey ya, şakalaşı yok işte. Oğlum, aile çok önemli. Kafandan çıkar Zeynep'i. Hadi gel bakalım sonra. Demesi kolay, Zeynep'ten kurtul. Kafandan çıkart. Kafadan çıkar ama sonuçta kafanın dışı açılan bir sürü pencereleri var. Peki ya kalp? Papa! Hop! Ay! Evladım benim, bypass'ım olacak, bypass'ım. Sonuçta başka tutunacak dalım mı var benim ha? Yumul bakayım. Kızım, Zeynep, eşelemesene kızım öyle tavuk gibi. Aa, vallahi sen çok süzülmüşsün görmeyeli. Hadi ye yavrum, ye ye, hadi. Karışma Deviye Hanım, bırak kız eşelesin. Katip evladım, bir ara seninle özel konuşalım. Şunların işini. Anlamadım. Ne işi? Bizim kahve işini. Ya bu Cevahir denen şark durmazı kahveyi ikiye böldü. Bizi sevenlerin böyle paçası ayrılıyor ya. Ama ayarlayacağız bir şeyler, halledeceğiz. Zeynep, kızım boş bir gününde bana gel. Senden şöyle alışverişe çıkalım. Ondan sonra şıkır şıkır böyle salına salına dolaşalım. Siz ne konuşuyorsunuz? Ben kaçırdım galiba. Ne alışverişi? Kardeşim sen doydun mu? Hiç acıkmamıştım ki. Bilal kardeşim sen de doydun. Hadi Zeynep'i al da şöyle bir dolaştır. Gençler şöyle baş başa bir çay içsin. Biz yaşlılar da kendi aramızda şöyle bir laflayalım. Güzel fikir. Hadi, tamam. Tamam, çok çok güzel fikir. Böyle. Madem öyle hadi gel. Gidip muhabbetin dibine bir şaplak atalım. Ben çok gel. Gel bak ben sana bir sahile yakın bir yerde çok güzel bir çay bahçesi biliyorum. Bilal, beni eve bırakır mısın? Ha, sizde mi içelim çayı? Okey. Bilal bak iş çok yordu bugün beni. Başka zaman gideriz ha? Zeynepciğim, birbirimizi tanıma kararı aldığımızdan beri bir gıdım yol almadık. Bence bana biraz haksızlık ediyorsun. Tamam, başka zaman söz. Dolaşacağız diye çıktılar. Ay gecenin ikisi oldu. Nerede bu çocuklar ya? Ay acaba son vapuru kaçırdılar da boğazı yüzerek mi geçiyorlar? Ya burada damat kaybolmuştur. Ay Kudüs'e. Nazan'la Mürsel yok orada da gecenin ikisi oldu ya. Ay zaten bizim çocuklarda hiç evli tipi yok ya. Ay onları genç irisi sanıp yaşlarını küçültüp ailelere evlatlık mı verdiler? Ay yoksa yaşlarını büyütüp inşaata mı çektiler? Tamam, tamam Aziz. Ben polis arıyorum. Tamam. Ha, alo, iyi geceler. Ben... Biliyorum Kudüs Bey, sizsiniz. İsterseniz kapatın, ben arayayım. Tamam. Arayacaklar.
Kıpırdamayın polis! Öğretmen! Ev Hanım'a! Ay ne arıyorsunuz siz burada ya? Kusura bakmayın. Kudüs Bey sizler eve gelmeyince bizi aradı. Biz de hastaneleri, postaneleri araştırdık. Kaydınızı burada bulduk. Sizinkiler otelde ne işler onu deyince kaçırıldığını sandık. İyisiniz değil mi? Uykuluyoruz. Ay Mürsel, rezil olduk. Annemler her şeyi öğrendiler ya. Ne yapacağız? Ana, 21 cevapsız araba. Madem rezil olduk, bari uyuyalım da uykumuzu alalım. Tamam. Bir ara yaparız çocuk. Bir ara yaparız çocuk. Ah, nasıl iyi geldi. Oğlum Zek, hacı sattığımız bütün mallar yapboz çıktı lan. Oğlum millet dadandı gırtlağımıza, paramızı geri verin diyor. Hacı, ne yapsak lan? Yeni mal mı sipariş etsek? Yahu ne siparişi ya? Yeni mal. Boş ver oğlum. Ödeyeceğiz artık. Ne yapalım? Zalim Çin batırdı bizi. Oğlum, ya bunlar gidip Ümran'a söylerlerse? Ya yok ya. Bugün veli toplantısı var. Ümran Hoca'nın kafası var ya, civciv kutusu gibidir şimdi. Oğlum, ben olaya iyi tarafından bakıyorum lan. Oğlum düşünsene, ya Peder Bey de uçsaydı, o zaman tutmuştum otobüsü tutmacından. Bir tek babama dilim dönmüyor benim ya. Allah'tan veli toplantısından da haberi yok. Zekai. Ne var la bohem? Ümran Hoca sizi çağırıyor. Ya sakin ol Kütüş ya. Bak şimdi ben nasıl bağlamayı çekiyorum Ümran Hoca'ya. Baba Bey. Gelin bakalım sınır ötesi kaçakçılar. Oğlum. Bugün veli toplantısı varmış. Niye benim haberim yok? Ben de yeni öğrendim baba. Baba istersen sen git, ben senin yerine birini bulurum. Hem dükkan boş kalmasın. Bıktırıyorlar beni Kudüs Bey. Vallahi ceza vere vere verecek ceza kalmadı. Sonunda bunları ya okuldan atacağım ya hapise attıracağım. Hocam. Beni siz hapse attırırsanız ben sevinirim ya. Hocam biliyor musunuz, benim hiç sabıkam olmadı. O at pazarındaki çocuklar hep benimle dalga geçiyor. Ya baba, bak vallahi ben açlığım düştüğü için yaptım bunları ya. Ama fena mı? Ticareti öğrenmiş oldum. Batma, çıkma, legal, illegal. Faydası olmuş, kaçakçılığı öğrenmişsin. Senin açlığını tamamen kestim oğlum. Hocam, ben müsaade istiyorum. Aidatı da bizzat ben kendi ellerine getirip vereceğim size. Memnun olurum Kudüs Bey. Okulun kuralları evrenseldir. Ve her yerde geçerlidir Zekai Kilişçi. Bakın bu alacaklılarınızın listesi. Bunların hepsini tek tek ödeyeceksiniz. Yoksa ilişkinizi keserim okuldan. Alo, bir geç Bilal. Ben artık muradıma erdim. Cevahir'le tuttuk evi. Demek ki Zeynep yavaş yavaş siliyor. Ben çok mutluyum. Ben mutlu değilim ama. Ve benim mutluluğum her şeyden çok daha önemli. Senin o Zeynep'i unuttu dediğin kocan dün eczaneye gelip Zeynep beni seviyor musun diye böğürdü be. Barak. Çok keskin bir şey yapmamız lazım. Bunlar birbirlerinden iyice soğusunlar. Demek eczanede beni seviyor musun diye böğürdü ha? Bana daha hiç öyle böğürmedi Cevahir. Ama cücü isterse seni seviyorum der ya. Ama Zeynep'in yanında der mi? Anda. Der. Hatta Zeynep de bana seni seviyorum der. Milyonda 500 bin bir handikapı var Zeynep'in. İçince her şeyi söyleyebiliyor. Daha öncekinden çok daha başarılı olacak bir planım var. Şimdi... Sisa! Şaka maka gidiyor işte oğluşum. Ya Mutlu yapma Allah'a sen ya. Yani gittim ya şurası ya. Bir ıslık çalsan duyarım. Öyle değil oğlum. Bu gidiş başka bir gidiş işte bak. Bu temelli gidiş. Yuvadan uçuş.
Giden ilk çocuğumsun sen. Ya, ya Mutim, gelin olmuş gidiyormuş gibi hissettim kendimi ya. Bari zekayı iyi de çağır da kırmızı kuşak bağlasın bana ya. Allah Allah. Oğlum. Annesi. Hoş geldin Bila. Hayırdır? Hoş bulduk yavru Ceylan Hanım. Bu hüzünlü kaş mimiğinde biraz zorlanıyorum da acık bir. Of. Yani sana yavru Ceylan diye diye ben türkücü Ceylan'a döndüm. İçim o kadar hüzünle dolu ki. Sevdiğim kızla muhabbet halindeyim ama... Heyhat, yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tamam, bir gün yemeğe gideceğiz diye söz verdim ya. Bak şimdi. Eğer maksat muhabbet değil de etse... ben sana buraya da söylerim yemek. Ama yani diyorum ki, hani böyle bir, ne bileyim bir mum, içecek bir şeyler, bir şampanya, bir rakı, bir balık, bir felek, bir gece. Aslında benim de çok ihtiyacım var kafa dağıtmaya. Tamam. O zaman ihtiyacınızı hemen gideriyoruz. Sizi bu akşam çok güzel bir restorana götürüyorum. Yalnız... tek gidişlik benzinle gideceğiz. Yani yoldan geri dönmeyebiliriz yani. Peki, kabul. Şşt, Ulvi. Heh. Oğlum, 1 milyon doların olsa... ilk ne yaparsın lan? Bozdururum hacı. Aferin. Ah, Cevahir. Hallo Şatsi. Ben çok yoruldum. Evin işi hiç bitmiyor. Öldüm, bittim ya. Elekçiyle birbirinize laf yetiştirmekten yorulmuşsunuzdur. Şatsi, beni bu akşam bir yere yemeğe götürsene. Ama ben geldiğimden beri biz hiç baş başa konuşamadık ama bitti, ich möchte doch. Bak Berrak, şu dar zamanımda seni lise önü dürümcülerine bile götüremem kızım, tamam mı? Ya, ben ısmarlıyorum ya, bitti. Of, tamam, tamam. Ben ısmarlarım. Sen mekan ayarla. Bir de bana bak kızım. Öyle yarı çıplakta gelme, tamam mı? 3'te 2'n kapalı olsun. Okay. Also. Tschüss, mein Bärchen. Tschüss. Tschüss, mein Bärchen. Beşini de beşini de başlarım. Ha, kitabına başlattırma lan beni. Terbiyesiz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bilal, karşıma otursana. Ya şimdi böyle... hani düğün evi gibi, yemekhane gibi yan yana oturursak... birbirimizi daha boyutlu tanırız diye düşündüm öyle bir. Biz niye 4 kişilik masada oturuyoruz? Ya şimdi yeri geliyor insan 4 kişilik asansöre 2 kişi binebiliyor. Değil mi yavru Ceylan Hanım? Ha? Yani nereden çıktı şimdi bu sayısal mantık ya? Başka masada yer. Teşekkür ederim, ben almayayım. İçki bana dokunuyor. Şişt, iç sen iç. Sen dağıtırsan ben toplarım. Hoş geldiniz. Koçero, rezervemiz vardı. Berrak tutam kirişçi. Buyurun efendim. Aa, efendim bir karışıklık olmuş galiba sizin masada. Well, well, well. Bak sen rezervasyonumuz kimlerle çakışmış? Kuleli Bilal ve Eczacı. Ben de sizleri görünce çok bir şaşırdım ya. Gerçi ağanın rezervasyonu üstüne rezervasyon yapılmaz ama... ben kibar bir insan olduğum için
Sizi masamıza davet etmek isterim. Tabii Zeynep'ciğim, senin için bir mahsur yoksa. Beni kasmaz ortam. Bunu kasmayan kasnak beni hiç kasmaz. Los. Ay, bu sefer ne çabuk oldu bu çocuk ya. Çabuk çıktı. Rekor çocuk. Ay, Allah'tan evden de çıkmadı. Ay Mürsel, otele gittik ya, anlamışlardır herhalde. Allah'tan çaktırmadık ha. Ne yapalım kurabiyem, mecramız yok ki. Koskoca tabiatı tanıyorum, işim düştüğünde o beni tanımıyor. Ne yapacağız şimdi, canım sıkıldı. Otele gidip uyusak mı? Şirin ya. Benim aklımda bir fikir var. Ne var? Üç. Ya. Üstad. Sana masal anlatacağım şimdi. Zeynep. Hadi beni sevdiğini söyle bir be. Ha? Hadi Bilal'i seviyorum de, Bilal'i seviyorum de. Alo. Ne fısıldıyorsun lan kulağına? Gel benimkine de söyle. Sana ne Cevahir? Sen benim kulağıma fısılda hadi. Ya da fısıldama. Açıktan aşk sözcükleri söylesene şatsibeti. Başka çiplere de örnek oluruz. Zeynepciğim. Ya beni sevdiğini söylesene ki ya. Bilal'i seviyorum de, seviyorum de. Ya barram. Vallahi bak Cevahirler, çok güzel bir çift oldunuz ya. Ya böyle havuçlanan armut gibi oldunuz. Bambi ve kakası. Ne kadar da tatlısınız ya lan. Ha? Bir dakika ya. Ceva. Sen bana niye sen ortasında öyle bağırdın ha? Bir dakika, bir dakika. Zeynep! Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Zeynep! Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Gel otur. Bir dakika, bir dakika. Bak, dokunma. Aa bu... Bu alkol promil buna 1 milyon mu oldu? Ne oldu? Vallahi deli gücü var bunda ya. Gel. Bir dakika. Cevap veriyorum. Herkes beni dinlesin. Seviyorum lan seni. Ben Cevo'yu seviyorum. Seviyorum lan seni. Ne olacak şimdi? Söyledim. Bir yerine altın küyüm takacaklar. Seviyorum lan